Selamlar. Bugün de alemlerin Rabbi Yüce Allah'ın rızasını uygun bir şekilde yaşamaya çalışacağımız, hayır takva birikimini yapmaya çalışacağımız bir günümüz. Allah'a şükür Yüce Allah bizlere şu nimetleri vermiştir. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde, huzurluyuz, mutluyuz. Her zaman alemlerin Rabbi Yüce Allah'ın rızasını arıyoruz. Her gün tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar, dualarımız bizleri şu dünyaya bağlı. Şu dünyada bizleri değerli kılan, her şeyden önemli olan konu da budur. Bütün insanlar şu dünyaya her şeyden önemlisi kulluk için gelmiştir. Kulluğunu yapmadan diğer konularla övünen, gaflet içinde yaşayanlardan çok fazladır. Çevrenize baktığınızda görebilirsiniz. Makam, mülk, zenginlik, şan, şöhret, zevk, sefayı, mutluluk zannedip helak olacak bir hayat yaşayanlar çok fazladır. Bunlardan olmayın. Allah'ın izniyle biz her zaman mütevazi bir şekilde hayatımızı cennet hayatı haline getirecek şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Şu dünyada yaptığımız her türlü şeyin, her türlü niyetin bir hesabı olacak. Yaptığımız her türlü fiiliyatta da biz şunu düşünüyoruz. Şükürler olsun. Yüce Allah bizlere şah damarımızdan yakındır. O bizim her şeyimizi biliyor, her türlü niyetimizi biliyor. Bunu bilerek her türlü fiiliyatımızı yapıyoruz. Bunu insanlar düşünürse zaten insan olma vasfını kazanır ve yanlıştan, haramdan, batıldan uzak durmuş olur. Ama ne yazık ki düşünemiyorlar. Ne yapıyorlar? Şu dünyanın haramı, batılı, yanlışı, kötülüğü normalleştirmeye, bunları kabul etmeye çalışıyorlar. Öyle bir hayatı yaşamayın. Bakın, bugün 5 vakit namazı, dosdoğru hayatı yaşadıysanız değerlisiniz. Yüce Allah'ın hükümlerini gözettiyseniz değerlisiniz. Çünkü insan insan yapan duasıdır, aklıdır, iradesidir. Bunları kullanmadığı an sadece şu dünyada günah biriktiren bir varlık olur. Aklını, iradeni kullan, seni üstün yapan, yeryüzünün halifesi yapan özelliklerinin farkında ol. Böyleyse Allah'ın izniyle biz son nefesimize kadar dosdoğru hayatı sürdüreceğiz. Bugün de mutluysam, huzurluysam, yüzümde tebessüm varsa yalnız ve yalnız Yüce Allah'ın rızasını uygun yaşamaktan, namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, ibadet halinde olmaktan başka bir şeyden değil. Zaten şu dünyanın geçici menfaatleriyle mutlu olanlar, hesapsız kitapsız yaşayanlardır, bunlardan olmayın. Yoksa şu dünyada yanlışı, kötüyü, haramı seçmek çok kolay. Zaten şu dünya düzenine bir bakın, şeytani bir düzen. Her türlü kanunuyla, yaşantısıyla, ideoloji, bin bir türlü masalıyla haramı batılı özendirecek şekilde. Ve şunu da çok iyi düşünün. Bir insanın dış görünüşü değil, onun yaşadığı hayat önemlidir. Lafta, sözde, görünüşte bir şey olduğunu söyleyenler değil, fiiliyatta İslam'ın nurunu arayanlardan olun. Şu hayatta en değerli insan kimdir? En zengin olan kimdir? Yüce Allah'ın rızasını arayan, dosdoğru bir hayatı süren, takva ehlidir. Bunun kararını tabii ki biz vermiyoruz. Yüce Allah'ın takdirindedir ama şurası önemli. Siz her gün o azmi, o tevekkülü gösterin. Elinizden geldiğince Yüce Allah'ın rızasını uygun yaşayın. Allah'a şükür yaşamaya çalışıyoruz. Takdir Yüce Rabbimizindir. Bu nedenle söylüyoruz. Yarın sıfırdan başlama. Hiçbir şey yapmamışız gibi dosdoğru bir hayatı tekrar yaşama. Daha da iyisini ileri götürme günüdür. Böyle görüyoruz. Yüce Allah'ın verdiği ömür nispetinde inşallah o son nefesimize kadar ibadet birikim içinde takva ehli olmaya çalışacağız. İnşallah Yüce Rabbimizin en sevdiği, en razı olduğu kullardan oluruz diyorum. Hoşçakalın.